Herkese selam arkadaşlar. Crysis'in yeni bölümüyle karşınızdayım. En son Doktor Rosenthal'ın yanındaki arkeoloji ekibinden bir kadını bulmuştuk. Kore köyünden. Onu kurtarmıştık Psycho ile birlikte hatırlarsanız. Hemen sonrasında şimdi devam edeceğiz bakalım kaldığımız yerden. Prophet'la buluşmaya gidiyorduk en son. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor olacak. Hep beraber göreceğiz şimdi. Videonun hemen başında şu anda videoya like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Videoların devamlı gelebilmesi için bu gerçekten önemli. Ne ya, direkt burnumuzun dibinden çıktılar. Gerek yok bombaya. Bizim pompalımız var mı? Dibime kadar gelmişsin ya. Üf. Bir kişi daha vardı. Evet, önümüzde devriye gezenler var. Sıralı vuramamam. Nasıl vuramam? Bir sürü şey kaynıyor. Ne kaynıyor abi? Tabi mermileri almamız lazım bir yandan. Mermiler önemli, almazsak sıkıntı. O ne ya? Bunlarla neye atış ediyor? Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Gel. Bir tane uzaylı gelmiş, hala bana ateş ediyorsun. Değiştir değiştir şarjörünü. Ben de almam lazım bunları. Sanırım Badoski'yi buldum. Aztek ve Chester'ı ne hallettiyse onu da kapmış olmalı. Yola devam et Nomad. Orada ediyorum. Hala 3 rehine var. Umalım durumları bu heriften daha iyi olsun. Uyanık ol Nomad. Valla sonunda bizim durumumuz da bu herif gibi olacak gibi. Temas kurduğumuz herkes yamulup gidiyor bu. Hayırdır iş. Bakacağız. Karşıda devriyeler var. Ahmet, nehrin karşı tarafında düşman tespit ettim. Dikkatli ol. Gerçekten mi ya? Lan dibime girmiş pompalıyla ateş ediyor ya. Biraz geride durmamız lazım yoksa ayakta olacağız. Evet, buradan nasıl kurtuluruz? Biraz pompalı yardımcı olabilir. Hop hop hop. Siz alın şu bombayı. Sizinle çok uğraşmayacağım. Uğraşmayacağım da ziyade uğraşamayacağım yani. Çok kalabalıksınız. Evet, devam abi. Yapmak istediğimi anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ama olmadı. Evet, nasıl geçeceğiz buradan? Şuradan geçeceğiz abi. Evet, neredeyse geldik. Prophet burada. Selam. Hadi Nomad. Gaz alanına giden yol şu ilerideki mağaradan geçiyor. Devam edelim. Edelim.
Reyne CIA'den. Bunu biliyordun değil mi? Bu bir CIA'den şey değiştirecek mi? Olsaydı sana daha önceden söylerdim. CIA yıllardır Rosenthal'ı izliyormuş. Bir arkeologdan ne istiyorlar? Ekibi insanlık öncesi teknolojiye ait kanıtlar buldu. Ne bulduklarını ve Korelilerin bunu saklamak için neden bu kadar uğraştığını bulmalıyız. Anlaşıldı. Eyvallah. Sen gelmiyor musun? Ben mi gideceğim? Evet, mağaraya indik bakalım. Hala berbat durumdayız Nomad. Karargaha güvenli kanaldan hala ulaşamıyorum. Bir sinyal bozucu daha olmalı. Onu bulup ortadan kaldırmalıyız. Sinyal bozucu yok ki abi. Sinyali bozanlar bu robot mu olur? Uzaylı mıdır? Uzaylılar. 3 kilometre yukarısını. Aha, andık geliyor galiba vallahi. Bu kaya parçasından ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi. Aynen. Ne oluyor? Profit de gitti. Sıra bizde herhalde artık. Ekipte adam kalmadı. Profit duyuyor musun? Cevap ver Profit, cevap ver. Siktir. Sinyalimiz de gitti abi. Profit bizi yönlendiriyor. Ne yapacağız? Ben harekat şubeden binbaşı Stiklo. Az önce takım komutanımızı kaybettik. İçin arabası ve arazi sinyalleri olumsuz. Orada ne haklar dönüyor? Profit aynen kayıp. Binbaşı. Tekrar ediyorum. Profit kayıp. İki adamımız öldü ve az önce bir şey Profit'i kapıverdi. Kudumuş şeyi onu ormanın içine sürükledi. Seni oradan çıkartacağım evlat, bekle. Acilen bir hava aracı yolluyorum. Olumsuz efendim, devam edebilirim. Rosenthal'ın yerini tespit ettim. Kore askeri üssü yakınında bir yerde kaza alanında tutuluyor. Oraya gidiyorum. Karar senin evladım ama GPS sistemimiz çalışmıyor. Sana şu anda taktik destek sağlayamayız. Sinyal bozucu. Bırakabilirsen uydudan bölge taraması yapıp kaza alanının yerini tespit etmeye çalışacağım. Anlaşıldı. Sinyal bozucu şurada bir yerde gösteriyor. Bakacağız. Hemen şu kamyonda sanırım. Kalabalık var. Uğraşamayacağım abi sizi. Şöyle kaçacağım ben. Haritadan bakarsan zaten arkada bayağı bir kalabalık var. Onlara takılırsak çok zaman kaybı gerek yok. Biz görevimize devam edelim. Kuzey Kore askeri üssüne doğru gidelim. Çok fazla biz aşırı zamanda gözükmüyor zaten. Çok uzakta değil. Evet, nereden gideceğiz? Şuralardan gidiş var mı? Evet, var gibi gözüküyor. Bir helikopterimiz eksikti. Helikopter de geldiyse bu iş tamamdır. Ah be, ah be. Hedefi takip et. Diğer tarafta kampa giden bir yol var. Hmm.
uğraşmayacağım. Evet, çok kalabalık var. Köye eriştik şu anda. Kalabalıkla uğraşmak istemiyorum. Bu sebepten gizli modda tıklıyorum şu anda. İndirme tamamlandı. Onlar da bizim kafamıza indiriyor şu anda. Yukarıdan bomba atıyorlar. Evet, koordinatlar geldi. Kaza alanına gideceğiz şimdi. Evet, çok fazla düşman var. Onlarla uğraşmadan şöyle hızlıca kaçacağım ben. Nehirden doğrudan kaza alanına doğru gidiyorum. Evet, bayağı yaklaştık sayılır. Helikopter hala peşimizde ya, bırakmadı. Helal olsun. Yılmadı adam yani. Ben şu anda doğrudan hedef noktasına doğru gidiyorum da bu beni mi tarıyor, başka bir tarafı mı tarıyor, şu an anlayamadım. Şurada biraz enerjimizi dolduralım. Bir tane kule var yukarıda, gördük. Burada sıkışarak ölmeyeceğim herhalde, değil mi? Tamam abi, şuradan dönelim. Bu zıplamayacak oraya, belli oldu. Ya sivrisinek gibi şöyle yaklaşıyorsunuz ya arkamdan arkamdan. Gel. Kaçma gel. Cephanen de var. Lazer alındı. Lazeri etkin hale getirelim. Evet, kaza alanına geldik arkadaşlar. Makinalı tüfekler var. Dedik. Diğeri de şuradaydı, onu da aldık, güzel. Girişi burada olması lazım. Israrla vuramadım yine adamı ya.
Girişi buralarda bir yer olması lazım. Bu nereye kaçıyor? Evet, şu yeşil boru şurası. Kaza alanına ulaştık arkadaşlar, bakalım. Rosenthal burada olması lazım. Devam etmeden önce neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmek zorundayız. Artık bu gecikmelerden bıktım. Diğer fosillerin hiçbirinde bu kadar temkinli değildiniz. Hindikuş'ta olanları biliyorum doktor. O farklıydı. Diğer numuneler, Afgan kalıntıları, Sibirya'dakiler hepsi ufak parçalardı. Bu tek parça halinde bulduğumuz tek örnek. Çok dikkatli hareket etmeliyiz. Hiç vakit yok doktor. Amerikalılar çoktan adaya çıktı. Diplomatik manevralarınız beni hiç ilgilendirmiyor general. İlgilendirmeli. Sizin Pentagon'unuz bu projeyi askerlere emanet edecek. Acaba size bizim kadar hoşgörülü davranacaklar mı dersiniz? Anlıyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Tarama işlemi bitmek üzere. Biz sadece bu tapınakla ilgileniyoruz. Fosiliniz bizi hiç ilgilendirmiyor doktor. O bir fosil değil. Fosilleşmiş karbon bazlı bir makine. İnsandan evet, fosil. 2 milyon yıl önce fosile bir şeyler oluyor. Artık bunun bir önemi yok. Bu tapınak bir kaynak. Tapınak mı? Tanrı aşkına be adam. O şeyin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Eğer onu açarsanız olacakları bilemeyiz. Bekleyin. İlk görüntüler gelmeye başladı. Bu da ne? İmkansız. Hareket eden bir şey var. Ama bu imkansız. Tiong, bu işi hemen durdurmalısınız. Bu çok tehlikeli. Orada ne var bilmiyorsunuz. Baba, sorun nedir? Helena, onu durdurmalısın. Ve hemen oradan çıkmalısın. Hala yaşıyorlar. Kim yaşıyor? Sen neden bahsediyorsun? Fosil. Fosil hala yaşıyor. Hala. Fosil değil o zaman abi, yaşıyorsa. Baba, bölgenden mikrodalga patlaması sinyali alıyoruz. Mikrodalga patlaması. Hemen oradan kaçın. Aha, bizim de sinyalimiz bozuldu. Ne oluyor? Sen de kimsin? Özel kuvvetler. Hemen buradan gitmeliyiz. Tanrı'ya şükür. Tiong ekibimi ve kızımı kaçırdı. Dağlardaki madendeler. Onları kurtarmalısınız. Sanırım korkunç bir hata yaptık. Aha. Biz de gidiyoruz galiba. Hayda, ne oldu ya? Oo, Rosenthal falan yalan oldu ha. Ne yaptın oğlum, ya? Adanın ortasında yoğun bir enerji birikimi tespit ettik. Orada ne oluyor oğlum? Rosenthal öldü. Enerji birikimi tespit ettiniz mi? Tam ortasındayız. Dağlarda başka bir kalıntı buldular. Daha büyük bir tane. Hemen oraya gitmem gerekiyor. Baba aracın yolda evlat. Yerin aşağısında güvenli bir iniş bölgesi sapladı. Hemen bu teknik kişiler bunu oraya yönetti. Sana doğru gelen ağır takviye birlikleri görüyorum evlat. Topla kaçını, ortalık karışacak. Bana doğru gelen ağır takviye birlikleri görüyorsunuz. O zaman ben yine taban. Şuradan hızlıca kaçarım. Şuradan atlarız, hızlıca kaçarız. Başka türlü olmaz çünkü helikopterle, bir de çok kalabalık geliyor arkadaşlar, yani vakit kaybı. Biz yine hikayemize göremize devam edelim. Hızlı kaçsak bile zaten gelip bela bizi buluyor, helikopter peşimizden ayrılmıyor. Gece olayını da hiç sevmiyorum ya. Kaçamadık da bu sefer. Şöyle yapalım. Değiştire değiştire gideceğiz mecbur, çünkü enerjisi düşük DC'nin. Evet, nehre geldik gene. Tamam, nehirden şimdi biraz daha rahat gideriz. Su altında her zaman daha iyi. Hem hızlı hem sessiz gidiyoruz, çok fazla dikkat çekmeden. Belki helikopterden de böylelikle kurtuluruz, bilmiyorum ama. Taliye noktasına gideceğiz. Bayağı bir mesafe var.
Yanlış görmüyorsam oraya kadar nehir de gidiyor. Şöyle nehirden gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Teknesi gördüm. Tekneyle gidelim. Belli bir yere kadar. Sarı yaralandı bile ya. Çok dandik misin sen acaba? Valla yüzerken hem daha güvendeyim hem daha hızlıyım. Helikopter ısrarla peşimizi bırakmadın ya. Abi bırakın artık ya. Gerçekten yani bir şey yapamıyorsunuz işte. Bela oldular başıma ya. Bak ya. İkili sıkıştırıyorlar da burada ölmek istemiyorum ya. Saçma sapan. Abi su sığlaşacağı tuttu ya. Yok böyle bir şey ya. O ne ya? Ne oldu? Helikopterin biri düştü. Enteresan bir şekilde anlamadım şu an ne olduğunu. Öbürü de gidiyor. Her ne olduysa iyi oldu. Allah razı olsun diyelim. Öbürü gidiyordu ama geri geliyor tabii. Zindan etmeye devam edecek hayatımızı. Evet, suyla gelebileceğimiz noktanın en ucuna kadar geldik zaten. Tahliye noktasına da çok yaklaştık. Bakalım şimdi burada neler olacak. İstedikleri yere geldik sayılır. Geldiler. Ne hareketi? Temizle şuraları Nomad. Anlaşıldı Akbaba. Uzakta birileri var. Yakında birisi var şu anda radarda gözüken. Tam dibimde gözüküyor şu an ama göremiyorum. Bu ne ya? Aha. Ural. Nanobisi. Nanobisi bunların yoktu abi. Teknolojiyi çaldırdınız mı en sonunda? Strickland, beni duyuyor musun? Galiba bu heriflerin de nanobisileri var. Aşıktı lan. Ellerinde bu teknolojinin olmaması gerekiyordu. Teselli edecekse efendim, ucuz kopyalara benziyorlar. Başka? Nomad, orada hala hareket görüyoruz. Evet. Halletmeye çalışıyorum.
Başka? Akbaba, ben Nomad. İniş güvenliği sağlandı. Anlaşıldı Nomad. Beklemede kal. Bu bebeği indiriyoruz. Kimse kalmadı herhalde. Hava aracına bin. İnebilmesi için tamamdır. Saldırı için onay bekliyoruz. Hava keşif yolda. Kıyıdan açıkla birlikleri de toparlıyoruz. Bizimkilerle buluşur buluşmaz seni olayın tam merkezine bırakacağız. Savaşa hazırsın değil mi evlat? Anlaşıldı. Her zaman. Evet, hava aracımız geliyor. Crysis'in bu bölümünün şimdilik sonuna gelelim arkadaşlar. Aslında esas olay savaş bundan sonra başlıyor anladığım kadarıyla. Çünkü olaylar bunun şimdi esas başlıyor. Şey, tam şimdi şekillenmiş oldu daha doğrusu. Korelilerle ve diğer robotik uzaylılarla savaşmaya devam edeceğiz yeni bölümlerde. Bu bölümü şimdilik sonlandıralım arkadaşlar. Geliyorum. Serinin devamının gelmesi için videoya şu anda like atmadıysanız like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten önemli bize destek vermek için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.